Arkadaşlar, Fransa'nın Cannes şehrinden, bilmiyorum doğru telaffuz ediyorum muyum, bu film festivallerin geçtiği, ünlülerin sürekli geldiği, hatta Mayıs ayında burada oldukları şehre geldik. Size şu an Cannes'ta her yeri gezeceğiz, denize gireceğiz, ünlü sokaklarına gideceğiz, yemeklerini de tadacağız, her şeyi de göstereceğim. İsterseniz başlayalım ama başlamadan önce burada YouTube hesabımı göreceksiniz, Facebook ve Instagram hesabımı göreceksiniz, oradan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel paylaşımlarda bulunuyorum. Ayrıca bana ulaşabilirsiniz o hesaplardan da. İsterseniz oda turuyla başlayalım. Arkadaşlar, dünden kalan mayolarım biraz nemli kalmış çantanın içerisinde. Kurumamış, şöyle koydum. Burada böyle gördüğünüz gibi bir sokak. Bildiğiniz İstanbul'dan bir fark yok. Fransa'nın Cannes şehri, Cannes. Burada gördüğünüz gibi bir tane yatak var, çift kişilik yatak, küçük bir oda. Burada çalışma masası, iki tane su bedava. Burada da su kaynatmak, çay, kahve yapmak için şey verilmiş. Gördüğünüz gibi burada her şey var. Burada ütüsü, bilmem nesi, askılı falan var. Burada da banyosu bulunmakta. David'i biliyorsunuz, diğer odayı vermişlerdi bana. David'in o diğer odanın banyosu çok büyük olduğundan dolayı David'i almak istedi. Bu da benim, aynı burada da bir tane normal duş bulunmakta. Böyle arkadaşlar, oda turunu tamamladık. İsterseniz yavaş yavaş dışarı çıkalım, size etrafı göstereyim. Geldiğimiz otel burada. La Villa Cannes diye geçiyor. 4 yıldızlı, arkada havuzu var. Bildiğiniz İstanbul'da gibi hissediyorum kendimi. Eğer hani fiyatı kontrol etmek isteyenler varsa internetten kontrol edebilirler. Ama fiyat gayet uygun diğer büyük şehirlere göre. Arkadaşlar, tam da güneş batımının batımına geldik. Şuraya baksanıza. Burası sahil kenarı kendisi. Bir tane de şey var, bakın uyarı var. Herhalde köpeklerin buraya sıçması yasak diye. Şu güzelliğe bakın ya. Tam da güneşin batışına geldik. Ya kendimi bildiğiniz filmlerde gibi hissediyorum yani. Bildiğiniz İstanbul'da hiç fark yok. Ama o ünlülerin bulunduğu film, neydi onun adı? Ünlü film, aktörlerin ayak izlerinin bulunduğu falan, o sokağa falan gitmek lazım kesinlikle. Şu güzelliğe bakın ya, aman Allah'ım. Arkadaşlar, şu güzelliğe bakın ya. Şu tam da güneşin batışına geldik. İnanamıyorum. Otelden sadece 1 dakika yürümelik mesafede direkt sahile girdik ve sahilde herkes yüzüyor. Şu an saat 9, akşamın 9'u. Büyük yatlar. İnsanlar sabah akşam 9 ya. Akşam 9 ve herkes yüzüyor. Arkadaşlar, yeni bir günden günaydın diyorum. Dün gece çok geç vakitte bitirdik. Akşam yemeğini yemeye gittik o sahil tarafında. Video çekemedim ama böyle Instagram'dan paylaştığım story'yi gösterebilirim size. Şimdi kalktık, kahvaltı yeri arıyoruz. Ve yol üzerinde de size birçok en ünlü mağazaları göstereceğim. Adını bile bilmiyorum, o kadar pahalı ki. Ondan sonra denize gideceğiz, yüzeceğiz ve sonra sizi bu ünlü film festivalinin olduğu sokağa götüreceğim. Ve tüm herkesin, tüm ünlülerin ayak ve el izlerinin bulunduğu yerlerde fotoğraf çekeceğiz ve video ile size göstereceğim. Gelin turumuza devam edelim. Arkadaşlar, şimdi Cannes şehri çok küçük bir şehir olup sahil boyunca yürüdüğünüzde burada göreceksiniz, arkadaki kalan otellerin dışında sonunda hemen kalenin bitişiğinde Old Town, yani eski şehir bulunmakta. Şimdi oraya geldik. Hemen bu portun yanında gördüğünüz gibi eski evlerde
burada, burada görülmeye kesin değer. Herhalde burada bir tane belediye binası bulunmakta. Yemeğimizi yiyeceğiz. Yedikten sonra denize gideceğiz. Sonra da sizi o ünlülerin bulunduğu sokağa götüreceğiz arkadaşlar. Festivallerin olduğu sokağa. Arkadaşlar şu belediye binası dediğim yerde otelmiş. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş sanki şeye geldiğimizi hissediyorum yani. O ünlü sokağın bulunduğu yere geldiğimizi hissediyorum. Hatta her yerde artık bu ünlülerin bulunduğu kendi Split Festivali'nin resimleri bulunmakta. Gelin karşıya geçelim. Arkadaşlar kendisi ziyaret etmeniz gereken en ünlü yerlerden biri de Burak Kapalı Pazarı. Gördüğünüz gibi tüm meyveler bulunmakta. Gelin fiyatları göstereyim. Şeftali kilosu 3 euro. Kivi 4 euro. Bakalım. Arkadaşlar domates 2.40 euro. Aspargus 5 euro. Domates 3 euro. 2.40 euro. Arkadaşlar karpuzun kilosu 2 euro. Vişnenin kilosu 20 euro. Portakal 2.40 euro. Arkadaşlar şimdi denize geldik. Denize girmeye mükemmel ve soğuk denizi var. Ve suyu berrak. Kristal kalitesinde. Süper ya. Şu güzelliğe bakın. Suyun kalitesine bakın ya. Çünkü geçen videoyu hatırlayanlar bilmiyorum. Nice'e gittiğimizde bütün her yer taştı, bırakım. Onun için hep denizi gibi görebiliyorsunuz. O kadar güzel ki. Arkadaşlar şu an otelin arka tarafına geldik. Havuzda yüzdük şu an. Otelin arkasında havuz vardı ve şu an bira içiyoruz. Buranın yerel birası. 1664 diye geçiyor. Bizim Efes'e de benziyor işin açısı. Arkada hemen tren yolu var. Tren geçiyor. Zaten videoda izlediyseniz, bilirsiniz. Bunun hemen arkası zaten sahil kıyısı. Burada arka tarafı böyle küçük bir otel var. Buraya gelelim. Hazır bavullarımız da burada. Bu akşam dönüyoruz Polonya'ya. Gel hazır. Bavullar da buradayken burada yüzelim, kullanalım. Sonra da hazırlanıp gidelim dedik. 1-2 saat havalanına gideceğiz arkadaşlar. Çok fazla çekemedim, kusura bakmayın. Hala takip etmiyorsanız takip edin. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapın. YouTube, Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Facebook grubumuzda bulunmakta. Orayı da girip kontrol edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.